Yılda sadece iki kez toplanan Avrupa Birliği liderleri, ekonomik kriz nedeniyle her ay toplanır hale geldi. 27 ülkenin lideri Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. İlk gündem yeni mali reform anlaşmasıydı. Bütçe disiplininden taviz veren ülkelerin yaptırımlara maruz kalmasını öngören anlaşmada kriz aşılamadı. İngiltere ve Çek Cumhuriyeti anlaşmaya imza koymadı. Zirvenin ikinci gündemi Sırbistan'dı. Avrupa Birliği, Sırbistan'ın aday ülke statüsünü onayladı. Avrupa Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, bu kararı önemli bir adım olarak niteledi. Ancak Sırbistan'ın üyelik sürecine tepki var. Çünkü Sırbistan, bağımsızlık ilan eden Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görüyor. Bosna'da sayısız katliama imza atan Sırpların Kosova sorununu çözmeden Avrupa Birliği'ne üye olması yeni sıkıntıları beraberinde getirebilir. Avrupa Birliği daha önce de Rumları adanın tek hakimi olarak bünyesine katmış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni görmezden gelmişti. Rumlar 1 Temmuz'da Avrupa Birliği dönem başkanlığını devralacak. Türkiye'nin nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.